Öncelikle birinci dakikadan 90 dakikaya kadar mücadele eden, sonuna kadar bırakmayan takımımızı ve oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bu zamanlar zor zamanlar, birlikte olmamız gerekiyor, birlikte hareket etmemiz gerekiyor, Fenerbahçe'mize sarılmamız gerekiyor. Biz de bunu sonuna kadar devam ettireceğiz. Maça gelecek olursak ilk ilk periyotta diyeyim, golü bulana kadar istediğimiz baskıyı, istediğimiz agresifliği sağladık. Akabinde de gol geldi. Ondan sonra biraz önde karşılamada problemler yaşadık rakibi karşılamada. Bu, bu periyotta biraz Malatya oyunun dengesini sağladı. Birkaçta pozisyonları oldu. Ama daha sonra yaptığımız müdahaleyle daha kompakt bir oyunla bunu da erittik. Devreye 1-0 girmeyi başardık. İkinci yarıya başlarken. Baskıdan ziyade biraz daha ikinci bölgede kompakt olarak bekleyip enerjimizi kullanıp ondan sonra gitmeyi düşünüyorduk. O da meyvelerini maç içinde verdi. Gol beklentisi en yüksek olan takımız. Bunu tabii ki ama geliştirmemiz gerekiyor çünkü skora yansıtamıyoruz. Bunun üzerinde çalışmalar yapacağız. Yapmaya çalışacağız. Ayrıca Fenerbahçe genetiğine uygun bir oyun oynatmaya çalışıyoruz. Pas oyunu oynatmaya çalışıyoruz. Bunun da meyvesini bugün ilk yarıda aldık. İlk yarılarda en çok pas yaptığımız ilk yarıyı geçirdik. Onun dışında seyircilerimize de çok teşekkür ediyorum. Bizi desteklemeye geldiler her koşullar ne olursa olsun. Biz mücadeleyi sonuna kadar bırakmayacağız. Devam edeceğiz. We meet one team better than us. Bugün, bugün e, puanları hak etmediğimizi düşünüyorum. Bizden daha iyi bir takımla karşılaştık. One team who play with 25 people 20, tribün. e, tribünde 25 bin taraftar oynayan Fenerbahçe gibi bir takıma karşı 2-3 tane e, net pozisyon bulup e, gol yapamıyorsanız e, sonra da onlar size karşı skor buluyorsa şans bulduklarınızdan e, daha fazla skor üretmelisiniz. They have better squad. E, daha iyi bir ekipler var, daha iyi bir takımları var. They have more option to substitution. E, değiştirmek için e, yedek kulübesinde de daha fazla opsiyonları var. Daha fazla seçenekleri var. Evet, biz puan almaya hak etmemiştik. Fenerbahçe ile de bizim takımı kıyaslamanız doğru olmaz diyor Şumudika. Fenerbahçe'nin de teknik adam arayışları devam ediyor. Hoca Erman abi dedi ki programın ilk bölümünde, hani işte gündemde ismi var diye, Löw örneğinde olduğu gibi ağırlığı olan futbolcular üzerinde, camia üzerinde, taraftar üzerinde etkisi olacak bir teknik adam profili düşünmesi lazım Fenerbahçe'nin dedi. Ee, yani sizin de aklınızda mesela öyle bir şey mi var? Ee, ne düşünüyorsun? Fenerbahçe'yi nasıl bir teknik adam başarıya taşıyabilir? En önemli bana göre Fenerbahçeli başkanı, yöneticinin tabii ki isimli bir teknik adama gidecekler. Burada löv de gelse sonuç gelmezse Fenerbahçe taraftarı sabretmeyebilir. Yani bunu da söylemek gerekir. Çok enteresan ama e en 14 öne... puan var ya, kaç puan var? Tabii 46 32. Hayır, gelecek. He, ha, sonuç o anlamda demiyorsunuz. S... Sağ sonuçları. İyi bir sağ sonuçlarını söyleyeyim. Yani sağ sonuçları gelmezse çünkü hem Ali Bey'le 4 4 yılda Aziz Bey'le 8 yıllık bir yorulan bir Fenerbahçe taraftarı Çok. var. Sağ iç performansını beğenmeyen takımının. Şimdi en önemli geçende de konuştuk ama başkan ve yönetici oyun anlayışı ne diye bir teknik adama mutlaka bunu sormalı kimi getiriyorlarsa. Mutlaka vizyoner, isimli, kariyerli, iyi, çağdaş, bilime inanan, fark yaratacak ekibiyle böyle bir teknik adam arıyordur Fenerbahçe yönetimi. En son e, hamlesi bu olacaktır ve doğrudur. Oyun anlayışı da nasıl antrenman yaptırıyor? Teknik taktik derinliğine, bilgisine Tabii en önemli de bunu nasıl yaptıracak, nasıl uygulayacak, sağ, e, sağdaki o yapısal bozukluğu nasıl giderecek Bunları üst üste sorması gerekir gelecek teknik adama. Yani isimli isim, e, isimsizden daha önemli Fenerbahçe gelecek teknik adamın yönetimi bu sorularına ne diyecek? Ve en önemli soru az önce de söyledim. Nasıl yaptıracaksın bunu sorması gerekir gelecek bir teknik adama. E, çünkü farklı e, yani e, örf, adet geleneklerden, farklı e, sosyal yapılardan, eğitim yapılardan e, ve de çevre yapılarından ee, dildir, ırkı 14 tane farklı oyuncuyla e, yabancı zaten çalışıyorsun. Gelen teknik adamın dünya görüşü, vizyonu, anlayışı çok önemli. E, Türk oyuncular da var. Yani bu birlikteliği sağlayabilecek e, bir teknik adam olması gerekir. Teknik adam sadece bir beden mühendisliği değil. Burada biz karıştırıyoruz. İçinde sosyal ve entelektüel derinliklerin içinde barındırdığı bir kültür mühendisliği bir teknik adam inşa eder. Hocam kim? Ya ben isim vermem. En önemli hocam. Kim var böyle? Hocam. Fenerbahçe'ye gelecek adam bana 3 tane isim say. hocam, tane. Hocam çok kolay sayarsın. Çok boştaki adam, o teknik adamları sayarsın. Bana göre bu çok sığ olur. Yani aa, şu olsun, bu olsun, yabancı, evet, vizyoner, şu bu. Dediğim gibi esas yani oyun yapısı ne? ne nasıl bir takım inşa edecek? Antrenmanı ne? Taktik teknik derinliği de ne oynatacak? ve de bunları nasıl yaptıracak başkan yöneticiler sorduğunda bunlara cevap vermesi gerek. Bir kere size şunu söyleyeyim. Böyle löv gibi akıl az krem, krem bir hoca getirmesi mümkün değil. İstese de mümkün değil. Maddi Aynen da. yani o paraları veremez. Ki sezon başı Allah var uğraştılar. fabriyeye gittiler, Enteze gittiler, BSA için çalıştılar. Löv, lövü getirmeye çalıştılar. O sırada işte e, kaç diyor, tane teknik adam getirdi? Avrupa şampiyonası krikoç? kaç tane teknik adam getirdi? Bu altıncı oluyor. O kadar altı tane adama o parayı vereceğine bir tane adama sağlam para şey, verseydi. Abi kötü olsun ne vermiyor? Dört tane, dört tane teknik Haydi, adam, dört, tane de sonradan asıl çalıştıran teknik. asıl, asıl dörtte sekiz tane Abi altı tane, sekiz tane vereceğine bir taneye vereceğine. Er, Erman abi bak. Onlara, ben övün mesela. dört tane takım alacağını alacağına bir tane takım al. Er, er abi. Er, 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 Erman abi bu teknik adamlara git iste. Olmadı paran yetmedi adam ad, adam seni reddetti. <laughs> işte planım yok dedi. Vitor Pereira nereden çıktı? Yürü Emre ile devam et o zaman. Yani, yani. E, Sivas maçı kaybettim ben. Kapıdan e, çıkan kadının arkasının topuğundan bakmayacaksın hoca. Çıkmamıştı o zaman ya, ya O zaman çıkmamıştı hocam. Niye yarım Emre kalan? De, yarım yani, kalanı bir daha halledeceğiz em, dediler. Em, yarım em, kalan Emre Menez dedi devam et. Vitor Pereira ve kim Fena maçına ayrılırken? Ha, yani, Pereira için söylüyor Erman. A. Hayır, hiç getirmeyeceksin. Yani Emre Hoca ile devam et. De, öyle işte böyle oldu. Ya aynı şey ben konuşuyorum da sen tamam. daldığın için sürekli bir de bir şey, bir şey var da. Karşı gelecek ya. Vito Pereira daha önceki dönemden FIFA'ya şikayet etmiş miydi Fenerbahçe'yi? Etti canım tazminatını da. Hatta son taksidi bu yönetim mi ne ödedi? Yani o ben şey... bir şey, söyleyebilirim. Mesela Löw ismi geçiyor ya. Löw yok şey... hocam. Söyleyeyim sana. Ya hayır. Yok Löw mutlaka Yok. bilmiyorum o kadar ama isim ismi geçti gündemde mi sonuçta. büyük gitti mi? Ben doğru tercih olacağını düşünmüyorum. Sebebini de şöyle çok kısa söyleyeyim. Kevin Biliciğim mi Lövün mi? Lövün. Çünkü çok uzun süredir kulüp takımı çalıştırmıyorlar... Hocam hocam. Hep milli takım çalıştı ve milli takım çalıştırmak uzun süre çalıştırmak çok farklı. Çünkü elinizin altında Ceyhun hocam kocaman bir envanter var. Almanya oyuncuları milli takım yani İstediğiniz oyuncuyu alabilirsiniz. Ama kulüp takımında standart, klasik, sınırlı bir kadronuz Hoca, var. Hoca, e, mesela Stuttgart'ta... O yüzden ben kulüp Hocam, takımı çalıştım. Hocam, getirmedik mi çalıştı. İspanya'dan Beşiktaş'a adamı getirdiler. Del Bosque'yi. Beşiktaş'ı kovdular. Adam dedi ki yapmayın, etmeyin. Adam dünya şampiyonu yaptı. Bir de adama yeni köy kasabı dediler. <laughs> ya. Ne oldu? Şimdi, şimdi şöyle